Ana vatanı Güney Amerika'da yetişiyor ve dünyaya yayılmış bu aslında. Ülkemizde de fazla tanınmayan, bilinen adıyla da diğer adıyla da horoz ibiği olarak bilinen bir bitki. Bitkisel aromatik bitkilerle ilgili de çok güçlü bir bitki. Aynı zamanda kozmetik sanayinde yağ olarak kullanılıyor. Evlerde ana menü olarak tahıl olarak kullanılıyor. Unu çok güzel ekmekleri falan yapılabiliyor bununla. Çayı çorbası yapılabiliyor. Yapraklarından çayı yapılıyor. Şöyle ben hatta göstereyim. Yani sapı samanı oluyor. Hayvan yediği zaman etini sütünü ikiye katlıyor. İşte yaprakları gayet başarılı ve çayları oluyor yaprakta ve zayıflamaya inanılmaz faydalı. İçerisinde gluten olayı yok. Glutensiz. Lif oranının yüksekliği çok iyi. Sporcuların aynı zamanda göz bebeği. İşte yani vatana millete hayırlı uğurlu olsun yani.